Enzimlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bileşik enzimlerin yapısına vitaminler katılabilir. Ki bir apoenzim kısmı yardımcı kısım kofaktör, vitamin ya da mineral olabilir. Bir apoenzim çeşidi yalnız bir koenzim çeşidi iş görebilir. Bu şu demek, yani eğer bileşik bir enzimden bahsediyorsak, apoenzim atıyorum işte D vitamini ile çalışıyorsa D vitamini ile çalışır. B ile çalışıyorsa B vitamini ile çalışır. Ama buradaki e, ifadeyi biraz daha genişleteyim sizin için. Fakat bir koenzim birden fazla çeşitli apoenzimle çalışabilir. Yani mesela elinizde bir de B enzimi olsun. D vitamini gidip o enzimi de e, aktif hale getirebilir. Enzimin substrata doygun olduğu bir ortama substrat ilavesi reaksiyon hızını artırır. Şimdi zaten bütün enzimler substrata doygun. Şu anda hepsi çalışıyor. Sizin ortama substrat eklemeniz ortamda serbest enzim olmadığından dolayı reaksiyon oranına bir etki yapamayacak. İnibitörler enzimin çalışmasını yavaşlatır hatta durdurabilir. Antibiyotik gibi, civa gibi, kurşun gibi zehirli maddeler. Bir substrat çeşidine birden fazla enzim çeşidi etki edebilir. Yani mesela bir enzim şöyle yapalım. Bir enzim A'yı B'ye çevirebilir ya da başka bir enzim A'yı C'ye çevirebilir bir maddeye birden fazla türde enzim etki edebilir. Hücrede gerçekleşen enzimatik bir tepkime şematize edilmiş. Şöyle A, B, E, C, E. Girip çıkan kısma bakıyorum. Hani olduğu gibi çıkmış. Bu E enzim olabilir hocam. A ile B'yi birleştirmişiz. C gibi bir madde üretmişiz. A ve B substrat C ürün. Anabolik bir tepkime iki tane madde birleşip bir madde oluşturmuş. E molekülü biyolojik katalizör, biyolojik katalizör enzimin kendisi zaten. Holoenzim bileşik enzim demek, apoenzime kofaktör bağlanmış bakın. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? X kısmı enzimin etki edeceği substratı tanır. Yani apoenzim bu protein kısmı üzerinde aktif bir bölge barındırır. Bu aktif bölge substratı tanıyan, yani enzimin etki edeceği maddeyi tanıyan kısımdır. Ama esas iş yapacak olan yardımcı kısım olacak. Y kısmı sadece inorganik değil, organik de olabilir. Vitaminler de kofaktör olabiliyor değil mi arkadaşlar? Hani burada çok 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 eski bir ifade var. İşte kofaktör mineraldir, koenzim vitamindir. Hayır. Kofaktör vitamin de olur, mineral de olur. Eğer özellikle size koenzim diyorsa evet o vitamindir. Tamam. Kofaktör çünkü yardımcı grup demektir. Yardımcı gruplar organik de olabilir, inorganik de olabilir. X kısmı DNA'daki şifreye göre sentezlenir. Sonuçta apoenzim proteindir. Proteinler DNA'dan gelen şifreye göre sentezlenir. Enzimli ve enzimsiz tepkimenin işleyişi gösterilmiş. Buna göre hangi yorum yapılabilir? Bakın enerji engeli enzimsiz ortamlarda çok yüksektir. Enzim aslında bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan o aktivasyon enerjisini düşürmeye yarıyor. Dolayısıyla hocam burada buradaki enerjiden kurtulmuş. Yani onu harcamaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Enzimler sıcaklık değişiminden etkilenir. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürür. Enzimler ürünü çeşidini belirler. Bu grafik bize aktivasyon enerjisini anlatan grafiktir. Eğer e, bizim şöyle bir beklentimiz olsaydı işte hangisi doğrudur hangisi yanlıştır tabii ki cevap farklı olurdu. Ama ben grafiğin bana ne anlattığını bakıyorum ve ona göre cevabı buluyorum. Biyoloji öğretmeni enzimlerin özellikle ilgili aşağıdaki gridi oluşturuyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerinden enzimlerin tamamında ortak olan özellikleri boyamasını istiyor. Hangisi onaylanır? Şimdi tabii enzimin genel özelliği var. Bir de hocam bütün enzimlerin özelliği ifadesi var. Tabii enzimin var olma sebebi aktivasyon enerjisini düşürmek için kullanılmak. Dolayısıyla hemen ilk kısma bu şekilde bir tarama yaparım sonrasında takım halinde çalışırlar. Bu her enzim için geçerli değil. Bazı enzimler tek başlarına bir reaksiyon yapabilirler. Mesela hocam işte karbondioksitle suyu birleştirip karbonik asidi oluşturan karbonik anidras. Bu şekilde bir dönüşüm yapabilir. Ama bir glikoliz reaksiyonu, fotosentezi, karanlık evreyi vesaire, Krebs reaksiyonlarını düşündüğünüzde işte sürekli böyle bir enzimin ürünü diğerinin substratı olduğunu görürsünüz. Hocam buraya ben boyama yapmıyorum. Dolayısıyla şu ve şu olmaz. Reaksiyondan etkilenmeden çıkarlar aynen öyle yapıları ya da miktarları değişmez. Hücre dışında çalışırlar. Hocam bu bütün enzimler için geçerli değil. Sadece enerji reaksiyonları bağımlı bir sürü enzim var. Dolayısıyla bu şekilde bile düşünebilirsiniz. Mesela dışarıda bir protein sentezi yapabilir misiniz arkadaşlar? Yapamazsınız. O zaman o protein sentezinde görevli olan enzimin Hücre içinde çalışmasını beklersiniz. Tamamının özelliği sayılmaz. Cevabımız A seçeneği olur. Bir öğrenci 3 deney tüpüne 300 ml hidrojen peroksit ilave ettikten sonra eşit miktarda olmak üzere birincisine parça karaciğer, ikincisine doğranmış, üçüncüsüne kaynatılmış karaciğer konuyor. Şimdi karaciğerde bulunan katalaz enzim var. Demek ki burada hidrojen peroksit substrat karaciğer enzim. Tamam dikkat edin lütfen. Karaciğer neymiş? Enzimmiş. Çünkü burada ne var? Katalaz var. Ve hidrojen peroksit su ve oksijene parçalanıyor katalazla. Şöyle yapalım. H2O2 ne oluyormuş? H2O artı 1 bölü 2 O2. Tamam Peki. Hocam bu öğrenci deney düzeneklerinde gerçekleşen olaylara bakarak hangi çıkarımı yapamaz? Bir kere kaynatılmış karaciğer demek sen burada enzimi yok etmişsin demek. Parça karaciğer ve doğranmış karaciğer arasındaki fark ne? Sakın substratın yüzey alanı artmış demeyin. Çünkü substrat neydi? Substrat hidrojen peroksitti. Burada enzim var. Siz karaciğeri daha çok doğrayarak açığa çıkan enzim sayısını arttırmış olursunuz. Yani dolayısıyla buradaki enzim sayısı buradakinden daha fazla. Yani birden daha fazla. O zaman biz bir reaksiyon oranı oluşturacağımızda bir kere şunu söylememiz lazım. Hocam 3'te reaksiyon falan yok. E sen ne yapmışsın burada? 3'ü 1'in üstüne koymuşsun. Bak bu direkt ne oldu? Yanlış oldu. Ama işte reaksiyon oranı kimde fazladır? Hocam burada daha çok enzim çalıştığı için birim zamanda buradaki oran daha fazladır diyebilirsin. Birinci ve ikinci deney düzeneklerinde tepkime tamamlandığında açığa çıkan oksijen miktarı eşittir. Neden? Çünkü başlangıçta ne yapmışım? Eşit miktarda hidrojen peroksit kullanmışım. Ve yeteri süre beklediğinde deneylerin bitmesini beklediğinde eşit miktarda malzeme çıkacak. Ürün çıkacak. Birim zamanda en fazla su oluşumu ikinci deney düzeninde gözlenir. Bakın birim zaman hızdır değil mi? Teorik olarak her bir enzimin elbette ki hızı sabittir kendi içerisinde. Ama aynı anda daha fazla enzim çalışacağı için buradaki oran daha yüksek demiştik. Üçüncü deney düzeninde karaciğerin kaynatılmış olması kataloz enziminin deretini eder. İkinci deney düzenindeki aktif enzim miktarı birden daha fazladır demiştik zaten. Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerle ilgili bir grafik verilmiş. Buna göre ne yazılabilir? Şimdi reaksiyon hızı belli bir değere kadar artmış sonra azalmış. Substratın yüzey alanı arttıkça enzimin etkinliği artar. Bunu yazamayız. İnhibitör madde ortama girdiği andan itibaren enzimin etkinliği azalır. Yazamayız. Sıcaklık evet hocam mesela 0 ile 40 derece arasında bir sıcaklık olduğunu düşünelim. İşte optimuma kadar gelecek. Optimum sıcaklıkta reaksiyon hızı maksimum seviyeye ulaşacak. Daha sonra siz sıcaklığı arttırmaya devam ederseniz enzimin yapısı bozulacak. Buraya başka ne yazabilirim hocam? pH'ta yazabilirim. Hani genel en azından ifadeler sorulacaksa zaten bunlar çıkacaktır. Al yuvar hücrelerinde karbondioksin taşınmasında görev alan karbonik anidraz enziminin çalışması gösterilmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi karbondioksit ve su birleşmiş karbonik asit oluşmuş. Ya da işte karbonik asit tekrar karbondioksit suya ayrılmış. Karbonik anidraz enziminin aktif merkezine sadece H2CO3 molekülü bağlanır. Şimdi tersinir çalışan bir madde olduğuna göre bir yerde karbondioksit suyu birleştiriyor. Dolayısıyla bunların da bağlanması bekleniyor ya da başka bir yerde H2CO3 bağlanıyor. Dolayısıyla hocam tersinir reaksiyonları da aktif bölgeye birden fazla tipte madde bağlanabiliyor. Karbonik anidraz enzimi karbondioksitin taşınmasında tersinir tepkimeleri gerçekleştiriyor. Karbonik anidraz enzimi sadece hücre dışında görev yapar. Hocam hücre iç hücre dışı ayrımı zaten yapmıyorum ama burada al yuvar hücrelerinde olduğunu görüyorum. E sadece hücre dışı diyerek bile buradan yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Al yuvarın içerisinde olan bir reaksiyon anlatıyorum zaten. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Yalnız 2. Hangisi enzimlerin özelliklerinden biri değildir? Etki edecekleri substrata, maddeye özgü. Genellikle tersine çalışabilme. Şimdi şöyle bir ifade kullanıyorlar. Özellikle sindirim enzimlerinin tek yönlü çalıştığını bileceksiniz arkadaşlar. Tamam sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. İşte bazı tabi reaksiyon kontrol basamakları vesaire onlar da tek yöndür ama müfredatımızda bir anlamı yok. Siz şunu bileceksiniz. Mesela düşünsenize proteini sindirdiniz amünasite kadar tam kana karıştıracaksınız hop amünasite proteine dönüşüyor. E oldu mu? Olmaz hocam. O yüzden sindirim enzimleri tek yönlü çalışır tersini çalışma genel özelliktir. Genlerin kontrolünde sentezlenir. %99 enzimler protein yapıldır. Sonuçta proteinlerde genler kontrolünde sentezlenir. Aktivasyon enerjisini düşürmek için kullanılır. Tepkime de kullanıldığında denatür olmaz. Saçma hocam. Tepkimeyi girdiği gibi çıkar. Miktar yapısı değişmez. Denatürasyon sekonder tersiyer yapının bozulması demektir. Böyle bir şey beklemiyorum.